ve hemen Mevlana'nın dini görüşleri açısından Mevlana'yı bir irdeleyelim. Az önce de dedim, Mevlana'nın en ünlü eseri Mesnevi'dir. Kendisi de Mesnevisine çok önem verir ve Mesnevi'nin kendi elinde, az önce de dedim, Asa-i Musa olduğunu ifade ediyor. Onun için Mesnevi, Mevleviler açısından ve Mevlana açısından son derece önemli bir eserdir. Onun için Mesnevi'yi defterler haline getirdiği zaman birinci defterin birinci mukaddimesinde her defterin başına bir mukaddime eklemişler. Birinci defterin mukaddimesinde şöyle kısaca bazı cümlelerini hatırlayarak söyleyeyim. Diyor ki هَذَا كِتَابُ الْمَسْنَوِي Bu Mesnevi kitabıdır. وَهُوَ اُسُولُ din. Bu Mesnevi dinin aslının aslıdır. لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُتَحَرُونَ Bakın Kur'an hakkında söylenen şeyleri Mesnevi için söylüyor. La yemessuhu illel mutahharun. Ona ancak temiz olanlar dokunur. Ancak melekler dokunabilir. Tenzilun min rabbil alemin. Allah tarafından indirilmiştir. Ondan sonra bu defterin hemen sonunda son beytine gelince de son beytinde de diyor ki İnne necmestun nerem lestun ekhab vahyi hak vallahu alem bis sevap. Bu öyle ramil işi değildir, rüya işi de değildir. Doğrusunu da Allah biliyor ki bu Allah'tan vahidir. Mesnevi böyle görüyor. Oğlu Sultan Veled anlatıyor. Diyor bir defasında bir dost benim yanıma geldi. Diyor dedi ki Hazreti Mevlana Mesnevi'ye niye Kur'an demiş? Buna itiraz ediyorlar. Biz de bunu savunamıyoruz diye yakınıyor. Sultan Veled diyor babam da diyor içerideydi. Bu sözleri duyunca diyor çıktı geldi o adamın yanına. O adama dedi ki üç cümle. Biraz galiz cümlelerdir ama kusura bakmayın onları aynen tekrar edeyim. Diyor o adama dedi ki Ey hâr, çıra Kur'an nist. Ey eşek, niye Kur'an değil? Ey sek, çıra Kur'an nist. Ey köpek, niye Kur'an değil? Ve ey muader kahpe, çıra Kur'an nist. Ey anası Urus bu, niye Kur'an değil? Dedi, ondan sonra der kenara da düşürmüş Sultan Veled, diyor gittikten sonra da böyle mırıldanarak diyor Hazreti Mevlana dedi ki Mesnevi-i maz-ı Kur'an berter est. Her ki guyet nist Kur'an ankar est. Bizim Mesnevimiz Kur'an'dan daha yücedir. Kim ona Kur'an değildir derse eşektir. Dedi. Diyor. Yani demek istiyorum ki Mevlana Mesnevi böyle görüyor. Bu inançla şey diyor. Mesnevi'ye bakıyor. Tabii burada bir şeyler daha var. Sadece onu Kur'an'a rakip bir kitap olarak düşünmüyor. Aynı zamanda Tevrat'a da eşdeğerde görüyor. Hatta Tevrat'ın da üstünde görüyor. Çünkü bakın Mesnevi'nin adını koymakta dahi çok şeyli bir tevriye var. Mesnevi, Mişnevi ile eş anlamlıdır. Mişna Yahudilerin kitabıdır. Beyitler halinde, ikili beyitler, ikili mısralardan oluşan beyitler halinde yazılmış bir mukaddes kitaptır. Tevrat'ın muhtevasını içine alan bir kitaptır.
Bu kitaba Yahudiler Mişna derler. İkili mısralar halinde yazıldığı için de Mişnavidir o. Dolayısıyla Mevlana kitabının adını Mesnevi koymak suretiyle ona bir telmihte bulunuyor. Yani Mesnevi'nin Mişnevi'nin yerine ikame etmek istediğini ifade etmek istiyor. Nitekim Mesnevi'nin içinde de bazı defterleri, Mesnevi'nin bölümlerini sıfır diye adlandırıyor. Sıfır, işte o Mişna'nın bölümleridir. Mişna'nın her bölümüne bir sıfır deniliyor. İşte Mevlana da Mesnevi'nin bölümlerine sıfır diyor. Bir bunu yapıyor. Bakın bir Kur'an'a, Kur'an'la eşdeğerde tutuyor. Hatta Kur'an'dan daha üstte tutuyor. Ondan sonra Yahudilerin kitabı Mişna ile de özdeşleştiriyor. Bir kitapla daha özdeşleştiriyor. O da Mecusilerin kitabı olan Avesta ile. Avesta 6 defterdir. Zerdüşt'ün Avestası 6 defterdir. Mesnevi de 6 defterdir. Mevlana Mesnevi'yi 6 defter halinde düzenlemiştir. Dolayısıyla Mesnevi aynı zamanda Avesta'nın da sinonimidir. Avesta